Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu bugün faiz kararını açıkladı. 2,5 puan arttı faizler. Biliyorsunuz benim için çok önemli değil. Ama benim için şöyle bir önemi var bunların. Gaye Hanım dün bu sabah yayınlanan videomda da söylediğim gibi daha henüz Merkez Bankası faiz kararları açıklanmadan önce de söylediğim gibi Gaye Hanım doğru işler yapıyor şu anda. Yani ben Gaye Hanım'ın doğru işler yaptığı kanaatindeyim. Ben o kanaatteyim. Ya şimdi mi gördün bunu? Şimdi mi söylüyorsun? İlk baştan daha göreve başladığında buna benzer şeyler söyleseydin ya diyenleriniz çıkabilir. O ünlü fıkra. Yarınki Korkusuz'da da yayınladım onu ama sizlerle kısaca paylaşayım. Adamın biri bir köye doğru yürüyor. Karşıdan da bir başka adam geliyor. Köye doğru yürüyen karşıdan gelene soruyor. Falanca köyden misin diyor. Evet. Buradan sizin köy ne kadar çeker diyor. Adam hiçbir şey söylemiyor. Yürüyor yoluna devam ediyor. Çok değil. 20-25 saniye kadar sonra köye doğru yürüyen adamın arkasından bir ses geliyor. 2 cigara içimi. Sesi duyunca da bir dönüp bakıyor. Demin sordum niye söylemedin diyor. Yürüyüşünü görmemiştim de onun için diyor. Arkandan baktım. Bu yürüyüşle bu hızla ancak 2 sigara içimi zamanda gidersin diyor. Şimdi canlarım ben böyle konularda biliyorsunuz daha seçimden sonra da söyledim. Seçimden önce de söyledim. Kim seçilirse seçilsin dedim. Bir süre avans vereceğim. Erdoğan da seçilse. Hatırlıyorsunuz. Elbette. Kemal Bey seçilirse dedim daha uzun süre avans vereceğim. Neden? Çünkü bir enkaz aldıkları doğru. Şimdi bu enkaz değil mi enkaz? Ama bu enkazın sahibi de bu enkazı kaldırmaya çalışanlar. Onun için bunlara öyle uzun mühlet vermek yok. İşte bekledim yaklaşık bir ay kadar geçti üzerinden. Gaye Hanım, bilhassa Gaye Hanım konusunda konuşuyorum. Kararlı bir hanımefendi ve Merkez Bankası yönetirken aldığı bilhassa para politikalarıyla ilgili kararları destekliyorum. 30 senedir bunun mücadelesini veriyorum. Doğru kararlar. Merkez bankaları piyasadan para çekerler, piyasaya para verirler. Mesela bugüne kadar alışık olmadığımız bir şey yapıldı. Çok alışık olmadığımız en azından bir şey yapıldı. Merkez Bankası son bir haftada bankalardan borç aldı. Alır, almalıdır da. Hiç sakıncası yok. Bu da bir nevi piyasalardan para çekmektir. Yani para arzını düşürmektir. Para arzında kısıtlamaya gitmektir. Nitekim bugün faiz oranlarını açıklarken Gaye Hanım sıkılaştırılmış para politikalarının devam edeceğini söyledi. Canlarım, bakınız eğer bir banka, bir merkez bankası piyasadaki duruma göre hareket edecekse şuna bakar. Fiyat istikrarını nasıl sağlayabilirim? Eğer piyasalarda enflasyon varsa fiyat istikrarını sağlamanın yolu enflasyon artış hızını giderek hedeflenen enflasyon oranına düşürmek. Bizimkilerin görebildiğim kadarıyla enflasyon hedefi yıllık %5. Olabilir mi? Tabii Türkiye gibi bir ülke için %5 iyidir. %2 felakettir. %3 yani ama %4, %3 de iyi değildir. %5 normaldir. Biz %5 her sene enflasyonu mutlaka zaten göze de almalıyız. Neyse canlarım. Şimdi böyle durumlarda merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmeleri, daha doğrusu fiyat istikrarını sağlamaları için piyasadaki para hacmini, satın alma gücünü, paraya hücumu engellemeleri gerekir. Bu nasıl olur? Kredileri keserek olur. Bankaların piyasalara verebileceği para miktarı, kaynak miktarı daralırsa ve bu arada faizlerin piyasadan tabii haliyle talep yüksek olacağı için faizleri de yükseltirlerse paraya talep tabii düşecektir. Paraya talep düşünce fiyat artışları hız kesecektir. Fiyat artışları bitecektir demiyorum, bitmez. Şunu bu defa artık hepimiz kafamıza koyalım. Ne faiz sebep enflasyon neticedir, ne enflasyon sebep faiz neticedir. Bir ülke ekonomisinde Merkez Bankası'nın ya da piyasa faizlerinin artması, artırılması, düşmesi, düşürülmesi hemen öyle piyasadaki fiyatlara yansıyacak bir durum değildir.
Yani Merkez Bankası'nın şu andaki faiz artırma temposu bana göre son derecede makuldür, doğrudur, doğru devam etmelidir de. Ama burada şöyle bir sakınca var. Daha henüz ikinci faiz artırımını yaşadık değil mi canlarım? Önümüzde eğer devam ederlerse çok zaman var. İnanın Merkez Bankası Başkanı için en büyük tehlike iktidar medyasındaki bazı aklı evvellerdir. Gazetecilik yaptıklarını zannediyorlar. Hemen ben öne atılayım deyip Merkez Bankası'ndaki kendi adamlarından, kendine yakın olan adamlardan, dincilerden, siyasal İslam'la içli dışlı olan ama işte hasbelkadar da Merkez Bankası'nın orasında burasına girmiş olanlardan bilgi alıyorlar. Bu bilgileri Merkez Bankası Başkanı mesela Abdülkadir Selvi'ye vermez. Mümkün değil vermez. Başkan yardımcısı verebilir mi? Bilmem verebilir başkan yardımcılarından biri. Çünkü başkan onlarla önceden mutlaka istişare etmek zorundadır. Görünen o ki hiç istişare etmemesi daha doğru ama etmektedir. Nereden çıkarıyoruz? Merkez Bankası'nın gösterge faizlerinin 2,5 puan kadar artacağını bir tek kişi bildi. Abdülkadir Selvi. Haliyle de dövize hücum başladı. Ama buna rağmen de dövize hücum sırf manipülasyon amaçlıydı. Merkez Bankası'nı zorda bırakmak, faiz artırımına gitmesini için tahrik etmekti. Gaye Hanım genç ama belli ki tecrübeli bankacı bu palavrayı yemedi. Şimdi canlarım Merkez Bankası Başkanı'na gelen bu baskıya rağmen banka başkanının kararlı davranması dün sabah da söylediğim gibi doğrudur. Destekleyeceğim. En azından belirli bir süre daha destekleyeceğim. Ekonomide ve hatta insan hayatında, insan ilişkilerinde hayrul umuri efsatuhadır. Yani her şeyin ortası hayırlıdır. Şimdi size Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından sonra piyasanın tanınan, saygın, sevilen, bilinen iktisatçılarının bazı yorumlarını okuyacağım. Lütfen. Kendi düşüncelerimi de tabii söyleyeceğim müsaade ederseniz. İpek Özkardeşkaya, Swissquote Bank analisti. Bakın ne diyor İpek Hanım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasının normalleştirme beklentilerinde yetersiz kaldığı art arda ikinci toplantı, yeni ekonomi ekibinin bağımsızlığını teyit etme ve sağlıklı bir normalleşme politikası benimsemesine yönelik soru işaretleri uyandırıyor. Para politikasında normalleşmenin çok yavaş benimsenmesi yatırımcıların güvenini tehdit ederken TL ve TL varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir. Evet, artırır demesi tabii ki beklenemez. Tahminini söylemiş, olabilir demiş. Ben hanımefendiden daha tedbirsiz olduğum için genelde olur diyenlerdenim. Ama elbette doğrusu bu ifadeyi kullanmak. Ancak ben tabii ki hanımefendiye katılmıyorum. Merkez Bankası'nın bu oranda faiz artırmasını çok doğru, çok yerinde buluyorum. Dedim ya, hayrül umuri efsatuha. Hiçbir otomobil aşırı hızlı giderken kazık fren dediğimiz frenle durdurulmaya çalışılmaz. Araba takla atar, yan yatar, çamura batar ama sağlıklı değildir. İnsanların kemerleri bile onları kurtarmayabilir önde oturanların. Ön camdan fırlayabilirler. Arkada oturanlar genelde Türkiye'de bilhassa falan kemer takmadıkları için onlar da keza camlardan fırlayabilirler. Ekonomide de böyledir. Çok dikkatli olmak lazımdır. Frene çok dikkatli basmak lazımdır. ABS fren çok eski sayılmaz. Benim ilk gençliğimde, ilk otomobil sahibi olduğum bundan 50 sene önceki dönemlerde frenler o dönemi yaşayanlar bilirler. Öyle ABS fren falan yoktu yani. Üst üste frene basmak zorundaydınız ya da hard diye köklemek zorundaydınız. ABS frenin özelliği bir kere basarsınız ama o kendi içinde saniyede 150-200 kere ölçülü fren yapar. O nedenle ABS frenler sağlıklıdır. Ekonomide de ABS fren sistemini kullanmakta fayda vardır. Merkez Bankası'nın yaptığı ABS fren sistemidir. İpek Hanım'ın görüşlerine saygı duymakla birlikte kendilerini gibi düşünmediğimi size söyleyeyim. En ağır eleştiri Tim Ash'ten geliyor. Blue Bay Asset Management stratejisti. Çok kötü bir karar ve bence bir hata.
Tekrar beklentilerin altında kaldı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Erkan'ın para politikasında gerçek bir sıkılaşmaya gitme yetkisi olmadığını söyleyenleri haklı çıkaracak bir karar oldu. Makro ihtiyati önlemlerle daha fazla sıkılaşmaya gidileceği mesajları veriliyor ama temelde güven eksik olunca lafa değil icraata bakılır. Evet, bakınız, bir tek şeye katılıyorum. Güven eksikliği. Merkez Bankamızda güven eksikliği var. Merkez Bankası'nda güven eksikliği Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla birlikte başladı. Aslında göreve getirilmesiyle de birlikte başladı. Kaçta? 2017 senesinde. Genç akademisyen Merkez Bankası Başkanlığı yaptığında Merkez Bankası'nın faizleri yükselirse böylece paraya olan talebin düşeceğini ve paraya olan talep düşünce de piyasaya sürülen para arzının düşeceğini ve bunun da fiyat artışının önüne geçeceğini zannediyordu. Bakınız, tekrarlıyorum. Ben bu konuda ne ortodokslar gibi düşünüyorum ne heterodokslar gibi düşünüyorum. Ben faiz artışlarının Merkez Bankası aracılığıyla ya da bankalar arasında piyasa şartlarında çok kısa vadede fiyatları düşürebileceğine de yükseltebileceğine de inanmayanlardanım. İlişki yok mu? Tabii ki var. Fisher'in miktar teorisinde olduğu gibi. Ama canlarım, bu öyle akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Burada önemli olan mali politikaların, faiz politikalarının para politikalarıyla birlikte ve yürütülmesidir. Türkiye son bilhassa 10 yıldır bunun eksikliğini çıkıyor. Merkez Bankası'na olan güvensizlik Murat Çetinkaya'dan sonra getirilen Murat Uysal döneminde daha da yukarıya çıktı. Neden? O da gelir gelmez faizleri düşürdü. İşe yaradı mı? Hayır, yaramadı. Yaramaz. Yaramaz, yaramayacaktır da. Ama hatırlarsanız ben Murat Çetinkaya'ya faizleri 6,5 puan, 6,75 puan arttırmadan önce o sabah yaptığım programda, çektiğim videoda Merkez Bankası Başkanı'nı uyardım. Sakın ola faizlerle oynama dedim. Yapacağın tek şey faizlerin piyasada oluşması için bankaların mevduat ve kredi faizlerine karışma. Bankalara kredi vereceksen, ki alacaklardır. Onlar da alacak, en çok bir haftalık kredi kullanacaklardır. Onlara kredi vermeden önce hemen şak diye ihaleye çık. Halen bu düşüncemi söylüyorum. Günlerdir söylüyorum size, biliyorsunuz. Sonra Erdoğan faiz sebep enflasyon neticedir diyenlerin teşviki, tahriki ve teklifiyle Merkez Bankası Başkanı yaptığı Murat Uysal da görevden aldı. Onun yerine yeniden Murat Çetinkaya'yı destekleyenleri, yani Merkez Bankası faizleri yükseltirse paraya olan talep mecburen düşeceği için piyasadaki krediye talep de azalacak, haliyle insanlar daha az tüketecekler. Üretim sabit kalırsa bu da fiyatların yavaş yavaş artış hızını kesmesine sebep olacaktır dediler. Naci Ağbal'ı getirdi. Peki Erdoğan hem ona inanıyor hem ona. Neden? Ben söylüyorum. Yahu 20 yıldır söylüyorum. Erdoğan bir şey bilmez. Erdoğan hala bir şey bilmiyor. Erdoğan hala bir şey bilmediğini son günlerde fark etti ama danıştıkları da bir şey bilmiyorlar. Ne Murat Çetinkaya ile Naci Ağbal'ı tavsiye edenler bir şey biliyor, ne Murat Uysal'la Şahap Kavcıoğlu'nu tavsiye edenler bir şey biliyordu. Hiçbir şey bilmiyorlar. Onu nereden anladık? İşte en sonunda Erdoğan tekrar geldi, döndü. Bu sefer ne Murat Uysal, Şahap Kavcıoğlu gibi, ne de Naci Ağbal, Murat Çetinkaya gibi düşünen, tamamen para politikalarını, faiz politikalarını, mali politikaları. Onun için Mehmet Şimşek'le sürekli beraber iletişim halindeler. Bir arada yürüterek başarıya ulaşabileceğine inanan bir Merkez Bankası Başkanı geldi. Bu konuda Erdoğan'a kim akıl verdi bilmiyorum ama doğru akıl vermişler. Erdoğan'ın bu tercihini doğru buluyorum canlarım. Erdoğan tercihini derken aman ha, unutmayın. Yine sonra başıma kalkmayın kimlerimiz. Gaye Erkan tercihini doğru buluyorum. Stuart Cole, Equity Capital ekonomisti. Enflasyonu düşürmek ve Türkiye'deki varlıklara karşı güven inşa etmek için para politikasına sıkılaşmaya gidilmesi gerektiği kabul edildi. Ancak eğer çok hızlı sıkılaşmaya gidilirse finansal istikrarın riske girebileceğine ve ekonomide genel olarak bir şok etkisi
görülebileceğine yönelik gerçek endişeler var. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bakınız, bütün krizlere bakın, ekonomik krizlere bakın. Hiçbir ekonomik kriz enflasyon sonucu çıkmamıştır. Bütün krizler stagflasyon neticesinde çıkmıştır. Yani enflasyonun aynı zamanda durgunluk dönemiyle birlikte olduğu dönemlerde. Ya ne demek stagflasyon ya? Nasıl oluyor, hem ekonomi duruyor ama hem fiyatlar artıyor? Sanayici üretmiyor. Üretmiyor. Haliyle işten bol bol işçi çıkarıyor. Yani ne kadar az işçi, ne kadar az ham madde, ne kadar enerji, az enerji tüketimi, ne kadar az kredi kullanıp faiz vermek, o kadar çok kar mı yine korumak. Adam 100 tane mal satıyor, 10 lira kazanıyor mesela. Fiyatı da 10 lira. Ama piyasa öyle bir hale geldi ki faizler almış başını gitmiş, yukarılara çıkmış, para kısıntısı had safhada, maaş ve ücretlerin gelirleri bir türlü yükseltilmiyor. Adam ne yapar? Bu sefer 100 birim mal üreteceğine, 10 liraya satacağına 60 birim mal üretir, 14 liraya satar. Yine aynı parayı kazanır. İşte bu tehlikelidir. Neden tehlikelidir? İşsizliğe sebep olur. Şirketlerin kapanmalarına sebep olur. Bu nedenle Stuart Cole ile aynı şeyi düşündüğümü beni tanıyorsunuz ve biliyorsunuz. Yıllardır bunu savunuyorum. Bence bu insanı hiç tanımam. İlk defa adım bile ilk defa okudum, duydum. Doğru söylüyor. Devam ediyor Stuart Cole. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü kararı orta yolu bulmaya amaçlıyor ve belki para politikasına sıkılaşmaya devam edileceğine, ancak ölçülü adımlarla yapılacağına yönelik açıklamalarla desteklenebilir. Bunun piyasalardaki endişeleri dindireceğini ümit ediyor olabilirler. Ben öyle ümit ediyorum. Öyle olacağını tahmin ediyorum. Burada bütün mesele, bir kardeşimiz soruyor bana. Ben diyorum yani finansçılar yaygara yapmasınlar. Bakın canlarım, finansçılar habercilik yapmıyorlar. Evet, finansçılar yorum da yapmıyorlar. Finansçılar bilhassa sosyal medya hesaplarında daha çok tık alabilmek için felaket senaryolar üretiyorlar. Felaket içeren başlıklar atıyorlar. 80 lira olacak, 38 liraya geldi, geliyor tercih. Bunlar doğru şeyler değil. Bir kapalı salonda yangın başlamış ise akıllı akılcı yöneticiler insanları paniğe kaptırmadan sakin olunmasını, yangının söndürülmek üzere olduğunu, çıkış kapılarına sakin sakin yönelmelerini, hiç kimsenin acele etmemesini, kimsenin önündekini arkasındakini itmemesini tavsiye ederler. Orada ölen olabilir mi? Olabilir belki ama 3 kişi, 5 kişi. Ancak eğer yangın başladığında benim anlattığım bir yönetici yoksa ve herkes can hıraş bağırmaya başlamışsa, yandık, yanıyoruz, geliyoruz, öldük falan diye, herkes bir kapıya üşüşür. İnsanlar havasızlıktan değil, birbirlerini ezerek öldürürler. Hazel'de bir facia yaşanmıştı Belçika'da. Aynen bu nedenle yaşanmıştı. İnsanlar birbirlerini ezerek öldürmüşlerdi. Ben finansçı YouTuber'lara bilhassa sesleniyorum. Ya yaygara yapmayın ya. Ya yaygara yapmayın. Yorum yapın. Elbette yorum yapacaksınız. Bilgileri alın, haber olarak verin. O haberden ne düşündüğünüzü tabii ki anlatın. Ama yaygaraya gerek yok. Ben böyle düşünüyorum canlarım. Göreceksiniz, eğer finans kesimi, finansçı kesim, bilhassa YouTuber'lar kardeşlerimiz, sosyal medya yaygara yapmazlarsa bu işi başaracağız. E ama Erdoğan başarır. Ya bana ne ya? Kim başarırsa başarsın ya. Bana ne Erdoğan'dan ya? Allah Allah. Hem merak etmeyin ya. Hiç kimse bundan sonraki başarıyı Erdoğan'a falan mal etmez ya. Daha önceki aklın neredeydi diye sorar ve o aile fıkrasını anlatır. Yani canlar, yani güzeller. İşte birkaç arkadaşımızın, birkaç ekonomistin, iktisatçının bu konudaki görüşlerini de sizlerle paylaştım. Bilmem sizlere doğru bilgi verebildim mi? Bütün hassasiyetim biliyorsunuz bilginin doğru olanını vermekte. Yorum bana ait. Yanlış, bana göre doğru. Size göre yanlış olabilir. Fikir çünkü bu. Bu konuda kesin ne olursunuz mutabık kalalım. Tahmin konusunda da. Tahmin yaparken elbette çok kesin konuşmamak daha doğru. Tabii öyle. Ama bazen o tahminleri o kadar kesin konuşmam lazım ki umutlarınızı sıcak tutabileyim. Benim için umutlu kalmak her şeyden çok daha önemli canlarım.
Platon ne demişti biliyor musunuz? Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebilirsiniz. Hayatın gerçek trajedisi insanların aydınlıktan korktukları zamandır. Aydınlıktan korkmayın be. Aydınlıktan korkmayın ya. Lütfen korkmayın. Aydınlık insana zarar vermez. Ne diyorum? O örneğimi hatırlayın. Bir oda düşünün. 9 metrekare bir oda, karanlık. Çok karanlık. Küçücük bir, incecik bir ışık hemen fark edilir. Ama dünyanın en dar odasında, en küçücük bir odada aydınlıksa eğer karanlığı fark etmezsiniz bile. Lütfen canlarım, lütfen. Enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.